Merhabalar. Bugün yeni bir tarifle beraberiz. Klasik zeytinyağlılarımızdan vazgeçilmezimiz İmam Bayıldı. Çalışacağız bugün. Malzemelerimize hemen geçiyorum yemeğimiz için. 9 adet patlıcandan çalışacağım bugün. Patlıcanlarımı pijama desenli soydum. Takribi 20 dakika 30 dakika acılarını salsınlar diye tuzlu suda beklettim. Patlıcanlarım hazır. 3 iri boy soğanımız yarım piyaz şeklinde doğradım. Charleston'da tatlı körpe biberimi karıştırdım. 8-10 adet civarında. Üst kapakta kullanacağım domateslerim hazır. Bir demet ince kıyılmış maydanozum mevcut. 4 adet iri boy domatesimizi kabuklarını soyarak ince şekilde kıydık, hazırladık. Bir bardak zeytinyağımız var, kızartma için kullanacağız. Bir bardak suyumuz var. Sonda fırına vermeden önce altlık olarak salçayla karıştırıp kullanacağız. Ben şeker kullanıyorum. Bir miktar toz şekerim. Patlıcan fesleğeni çok sever. Fesleğenim. Bir yemek kaşığı salçam. Yeteri kadar tuzum. Pul biberim. 10 diş civarı bıçakla çektiğim sarımsağım ve karabiberim mevcut. Bu yemeğimiz için gereken malzemelerimiz bunlar. Vakit geçirmeden yemeğimizin yapımına başlıyoruz. Evet, ilk iş olarak tavama zeytinyağımı döktüm. Patlıcanlarımı gördüğünüz gibi hafifçe kızartıyorum. Patlıcanlarımız gördüğünüz gibi kızarmaya devam ediyor. Tabii ki patlıcanlarımızı kızartma yağına güzelce kurutarak atıyoruz. Ve bıçakla da şöyle İnce bir delik açıyoruz ki patlama yapmasın diye. Pişen, daha doğrusu kızaran patlıcanlarımızı havlu serdiğimiz bir kaseye, tepsiye diyelim, alıyoruz. Dinlendirmek amaçlı biraz da yağlarını bıraksınlar diye. Kızarma işlemi bittikten sonra iç harcını hazırlamaya devam edeceğiz. Şimdi patlıcanlarımızı kızarttık yeteri kadar, gördüğünüz gibi dinlenmeye aldık, biraz yağlarını süssünler diye de kenarda fark ettik. Akabinde biraz tavamıza yağ ilavesiyle soğanlarımızı ilk önce marş ettik ve soğanlarımızı öldürme işlemine geçtik. Evet, soğanlarımız biraz geçtikten sonra biber ve sarımsağımızı da ilave edip beraberce önmelerini sağlıyoruz. Biber sarımsak ilavesinin arkasından bir müddet sonra şekerimizi veriyoruz ve şekerimizle beraber yumuşatma işlemine devam ediyoruz. Soğan grubu istediğimiz kıvama geldikten sonra domateslerimizi bıraktık. Domateslerimizle beraber suyunu saldıktan sonra bir müddet daha birbirlerine pekiştiriyoruz. Sıra geldi baharat grubunu vermeye. Pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz ve fesleğenimiz. Verdikten sonra karıştırma işlemine ve öldürme işlemine devam ediyoruz. Harcımız oldu. En son işlem olarak maydanozunu verdik. Kendi sıcağıyla döndürüyoruz. Maydanozun da karışımını sağlayıp bir sonraki işleme geçiyoruz. Evet, fırın tepsimize patlıcanlarımızı aldık. Fırına vermeden önce içlerini dolduracağız. Bir bıçak yardımıyla patlıcanlarımızın içlerini açtık. Güzelce yaptığımız harçla içlerini doldurma işlemine
geçiyoruz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın içini doldurdum. Üst kapak domateslerini bıraktım. Başta bir bardak suyumuz vardı. Salçamız vardı, bir yemek kaşığı. Fırın tepsisinin dibine hazırladığım karışımı, salçalı suyumu bırakıyorum. Fırınım 190 dereceye ayarlı, turbosu olanlar turbosuyla kullansın. Fırına göre süreç değişiklik gösterebilir. Ben bir 20-30 dakika toplanması için fırına süreceğim. Daha da lezzet katacak tabii ki İmam Bayıldığımıza. Siz iç harcını, patlıcan adedini, baharat miktarını tabii ki yapacağınız porsiyon adedine göre ayarlayınız. Gerçi bunu söylememizde de gerek yok ama yine de söylemiş olalım. Şimdi dediğim gibi 190 derecede ısıttığım, hazırladığım turbosu çalışan fırınıma sürüyorum. Bir 20-30 dakika fırınımda pişmesini, dinlenmesini sağlıyorum. Yemeğimizin finaline geldik. Porsiyonumuzu, sunumumuzu hazırladık. Yalın, basit, güzel bir görsel bence. Tabii takdir sizin. Videolarımda fazla şova kaçmadan olağanca yemek nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarifimizde de İmam Bayıldı çalıştık. Bilhassa yazın tüketimi çokça olması gereken bir ürün. Benim de çok sevdiğim bir lezzet. Dediğim gibi bu tarifimizde de İmam Bayıldı'yı çalıştık. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeniye tıklamayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı her daim bekliyoruz. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalınız.